Siyasetçi Fikri Sağlar bu bölümde bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Bilge Hanım. Teşekkür Bizi ediyoruz. İzleyenlere de iyi gün dilemek isterim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Anketlerin dilini ekranlara getirdik. Peki siz ne dersiniz? Ankara'da, Ankara kulislerinde çok yakından takip eden bir siyasetçi olarak oradan bakıldığında durum, tablo neyi işaret ediyor? Zira az önce Meral Akşener'in açıklamasını aktarmaya çalıştım. Anketlerin söylediği, anketlerden çıkan veriler arasındaki farka dikkat çekiyor ve tüm bunların aslında ince bir elemeden geçtiğinde Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçimi kazanacağı ifade ediliyor. Ne dersiniz bu sonuçlara Sayın Sağlar? Henüz erken mi bunu söylemek için? Ben de Sayın Akşener'in düşüncesine katılıyorum. Ben şu anda Mersin'deyim. Dolayısıyla sadece Ankara'ya değil, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de dolaşarak, oradaki nabzı tutmaya çalışarak seçime doğru gitmeye çalışıyorum. Ayrıca 40. yılım siyasette, gazetecilikte de 20. yılına doğru gidiyorum. O nedenle şunu açıklıkla söyleyebilirim ki Sayın Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde Millet İttifakı'nın bileşenleri hata yapmazsa %90 seçimleri kazanan bir konumda. Birinci turda bu işin biteceği görüntüsü var ve bu çok kuvvetli bir görüntü. İş biraz evvel söylediğim gibi bir hata yapılmazsa ancak ikinci tura kalır. İkinci turda da Sayın Erdoğan'ın önünde büyük bir farkla da kazanır. Evet. Bunu neden söylüyorum? Çünkü dolaştığım yer özellikle Mersin ve diğer yerlerde Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni olan, daha önce o hareketle, o inisiyatifle oy kullanan insanlarla görüşüyorum. İlginçtir, MHP'ye oy vermek yerine İşçi Partisi'ne oy vereceklerini açıkça söylüyorlar. Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz, orası kesin diyorlar. Ama parti olarak da MHP değil İşçi Partisi'ne verme niyetleri olduğunu da açıkça beyan ediyorlar. Yani bunu bir siyasetçi olarak bana değil, sadece kahvelerde oturdukları yerlerde de yüksek sesle de dile getiriyorlar. Niye MHP ve İşçi Partisi diye söyledim? Dolayısıyla Türkiye'de bugün seçmen farklı anlayışla hareket edecek. Yani daha önce kendisinin işte babasından, ailesinden gördüğü gibi değil. Bu sefer kendi düşünceleriyle, ilkeleriyle, var olan Türkiye'nin gerçeklerini görerek hareket edecekleri açıkça anlaşılıyor. Bu nedenle de seçmen, yani 60 milyonu geçen, yurt dışındakilerle de birlikte 64 milyona varan seçmenin büyük bir çoğunluğunun farklı bir sonuç çıkaracağını açıkça görüyoruz. Yani ben baştan beri hep konuşmalarımda Kemal Kılıçdaroğlu kazanacaktır, kazanması da gerekmektedir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili birçok şey sayabilirim. Belki konuşmamın sırasında bunları da ortaya koyacağım ama asıl önemlisi insanların yaşamlarından öte yaşadıkları 21 yıldaki boğucu iklimden kurtulmak istediklerini açıkça görüyoruz. Ve o nedenle de sadece gençler değil, daha önceki belli disiplinlerle hareket etmiş olan seçmen dahi o hareketinden vazgeçeceğini söylüyorlar ve ciddi bir sürprizle karşılaşabiliriz. Hatırlayacaksınız, 2000 seçimlerinde, 2002 seçimlerinde AKP'nin ilk defa çoğunluğu yakaladığı seçimde bir önceki iktidar partisi %20'ler almış olan DSP ve benzeri partiler %1'e 1,5'lara düşmüşlerdi. Şimdi AKP'nin de böyle görüneceğini, olacağı, belki %1'lere falan 2'lere düşmeyecek ama müthiş bir oy kaybedeceğini açıkça görülüyor. Çünkü büyük seçmenin büyük bir kısmı nasıl anketlerde cevap verirken nasıl hareket edeceğini saklıyor. Onu da iyi görün. Çünkü devletin kaynaklarını kendi babasının kaynaklarıymış gibi kullanan Recep Tayyip Erdoğan'dan çekinen büyük bir kitle var. Onlar belli ilişkiler kurmuşlar. Ama şimdi şunu görüyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'ndaki bileşenlerin önerdikleri her şeyi Recep Tayyip Erdoğan yapmak zorunda. Bu da şunu gösteriyor:
Demek ki bunlar iş başına gelirse Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin kirli trollerinin söylediğinin aksine bugünden daha iyi bir yaşam sürecekler. Yani devlet yardımları kesilmeyecek, aksine daha iyisi olacak. İnsanlar iş bulamıyorlardı, iş bulacaklar. İşten çıkarılacak camilerdeki propagandaların aksine yapacakları çok önemli. Şimdi AKP şunu söyleyemiyor. Geçmişim geleceğimin garantisidir. Geçmiş çok kötü, o nedenle geleceği yok. Bunu gören seçmen de ona göre hareket ediyor. Bakmayın siz işte özellikle kırsal alandaki seçmenler çok daha böyle din pazarlığı yapmış, siyasal din İslam'ın bütün ögelerini ortaya koymuş, AKP'ye kayıtsız şartsız şart oy verir anlayışı kalkmış artık. Bir kere köyleri kaldırmışlar. 30 tane büyükşehir belediyesinde bulunan 12 bini aşkın köy mahalle haline gelmiş ve artık hizmet alamıyor. Ve asıl önemlisi köyün tüzel kişiliği ortadan kalktığı için de var olan bütün zenginlikleri de ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca kentte olamıyor. O nedenle de kentliymiş gibi de ağır bir yükle karşı karşıya. Su parası ödüyor, arazileri arsa konumuna geliyor, vergisi artıyor. Artık köyünde kümes, ahır yapamayacak. Bunların da biliyor, bunların da farkında. Elektrik parası başka türlü gelmeye başlıyor. Ve dolayısıyla onun içinde orada büyük bir tepki oluşuyor. Bunun sebebi de AKP olduğunu gayet iyi biliyor. O nedenle ben büyük bir değişim olacağı düşüncesindeyim. Bu değişimin de yani Sayın Akşener'in söylediği ve hep bütün siyasetçilerin de gözlediği gibi yanılacağımızı da zannetmiyorum. Gözlediğimiz gibi seçmen büyük bir çoğunlukla Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ve daha sonra parlamenter sisteme dönebilecek bir yolu açacak olan parlamentoyu da çoğunlukla seçecek. Evet. Dikkat edin, AKP'nin ortaya koyduğu Cumhur İttifakı'nın altılı masası ki o altılı masada iki tane önemli toplum için önemli tehlike olan iki tane siyasi parti var. Bir tanesi Hüdapar. Yani o Türkiye Cumhuriyeti'ni kabul etmiyor, vatan diye bir şey, toprak bilmem diyor, ırk yoktur diyor ve eğer bize uygun olmazsa kafanızı keseriz diyor. O net bir çözüm içerisinde. Ve biliyoruz ki seçimden sonra olası bir bu iktidarın devam etmesi durumunda Hüdapar'da bakanlık sahibi olacak. Bunu da kendi ağızlarıyla söylediler zaten Sayın Sağlam. Evet, yani 3 tane milletvekilliğinden öte bakanlık sahibi olacaklar. Dolayısıyla Türkiye'yi yöneten insanlar hale gelecekler. Talibanların düşüncesinden farkımız yoktur diyen Recep Tayyip Erdoğan'a Hüdapar düşüncesi de girecek. Zaten bakarsanız o öyküsüne Recep Tayyip Erdoğan'ın Hizbullah'ın bütün elebaşlarını serbest bırakıldığı, bunların hepsi eli kanlı işte Gonca Kürşi unutmayalım, mezarlık evlerini unutmayalım, domuz bağından öldürmüş olan insanları unutmayalım. Bunların müsebbibi olan insanlar şimdi ülkeyi yönetecekler. Kadın yok zaten onların içerisinde, kadın ve kız çocuğu yok. Ama diğer taraftan gravatlı, bu düşüncenin gravatlı ve ne denir medeni kıyafetli olan Yeniden Refah Partisi de o da kadını eve hapseden, iş yerinde bulundurmak istemeyen, 6.284 sayılı yasayı hepten kaldırmak isteyen, sırf bu Cumhur İttifakı'nın içerisine girebilmenin şartı olarak öne koyduğu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzaladığı iddia edilen bir anlayışla seçime giren bir Cumhur İttifakı. Şimdi bu noktada müsaadenizle şunu da sormak isterim. Şimdi AKP'li siyasetçi Grup Başkan Vekili Özlem Zengin aldığı tehditleri canlı yayında açıklamak durumunda kalmıştı. Sonrasında biraz geç oldu ama Cumhurbaşkanı'nın kızının başında bulunduğu kademden de işte bu tartışmalara ilişkin bir eleştiri sesi yükseldi dün. Şöyle denildi: AKP'li kadınların açıkça tehdit edilmesine tepki gösterdi kadem ve bu konuyu siyasi pazarlık ve tehdit vesilesi olarak kullananlara
sandığa gidecek seçmenin yarısının kadın olduğunu hatırlatırız mesajı verildi. Ne dersiniz, önemsenmesi gereken bir mesaj gibi gözüküyor. Bence çok önemli bir şey. Hele AKP, organik AKP ile organik bağı olan bir kurumun bu şekilde açıklama yapması tam da onların söylediği nedenden kaynaklanıyor. Bu seçmenin yarısı kadın. Ve bu seçmenin yarısı, hatta daha fazlası kadın. Çünkü kadın aynı zamanda aile içerisinde de bizim geleneklerimize, örf adetlerimize ve kültürümüze göre aile içerisinde etkin olan kişi. Başka kültüre göre, Hüdapar'ın temsil ettiği, Yeniden Refah'ın temsil ettiği kültürlere göre kadın yok. Onlara göre yok. Ama bu açıklamayı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki, hatta ondan daha önceki kültürümüzdeki var olan bir geleneği nihayet anlamışlar. Kadın hem nüfusun yarısı, seçmenin yarısı ama aynı zamanda da ailenin etkili kişisi. Yani dolayısıyla bunu iyi görmek lazım. Bizim Türkmen geleneğinde kadın erkeğin önündedir. Erkekten bir adım önde ya da arkada durmaz, yanında, ama sözü erkek kadar ağırlıklıdır ve son da kararı veren de odur. Aileyi bütünleştiren ve aileyi götüren. O nedenle kadının üzerinden siyaset yapmaya çalışan bütün siyasi partiler geçici olarak kazanırlar ama kalıcı olamazlar. Şimdi AKP'nin de geldiği durum bu. Kadını kullanarak 20 sene siyaset yaptılar. Ama kadın şimdi artık farkına vardı. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, büyük bir gururla bunu bütün dünyaya lanse eden Sayın Erdoğan'dı. Ama bir gecede tarikatlar istediği için, yani bizim kültürümüzün tam tersi olan siyasal İslamcıların baskısı dolayısıyla kaldırdı. Ve şimdi kadın üzerinden siyaset yapılıyor. Kadın üzerinden siyaset yapan yanılır, kaybeder. Evet. Bunu iyi görmek lazım. Bunun farkında olduğu için organik bağ olan o kurum böyle şey olmaz diyor. Ama aslında artık ne denir? İş işten geçti. Ok yaydan çıktı. Neden? Çünkü gerçek düşüncelerini ortaya koydular. Bilge Hanım, sadece bu değil. Bakın geçenlerde sosyal medyada çok dolaştığı için gündeme getirmek istiyorum. AKP 4 yol ilçe başkanlığının seçim çalışması sırasında birisi çıktı, dedi ki Antakya'da farklı diller ve mezhepler vardı. Deprem işte bu nedenle oldu. Rahmet eyliyoruz onlara. Bizi kurtardı, dedi. Bu ne demek anlamış değil. Yani deprem sayesinde onlar öldüler. Yani 50 bin insanın bir doğa hareketi olduğu, bir afet olduğunu değil, Allah'tan gelen bir cezalandırma olduğunu söyleyebilecek kadar cahil insanların AKP içerisinde yer aldığını ve AKP'de seçmene oy verme doğrultusunda önerilerde bulunduğu görülüyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne, bizim çağdaş, laik, demokratik cumhuriyetine, bilim çağında olan bir yaşam biçimimize sığmaz. Evet. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunu söyletenler, bugüne kadar da baktım, Dört Yol ilçe yönetimiyle ilgili herhangi bir işlem de yapmadı. Anlaşılıyor ki sarayda alkış almış. Bu kafa aynı kafa. Biz bu kafayı daha önce de görmüştük. Yine Gölcük depreminden sonra da görmüştük. 7,4 yetmedi mi diye sormuşlardı. O kafa işte sizin söylediğiniz 50 binden fazla, resmi rakamlara göre, resmi verilere göre 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bu açıklamaları yapabiliyor. Evet, sonrasında yani bir özür dahi gelmiyor. Deprem Allah'ın kılıcıdır diyor mu? Ne demektir, evet. Anlamış değilim. Evet. Şimdi müsaadenizle ben şunu sormak istiyorum. Sizin sosyal medya hesabınızda da aslında atıfta bulunmuştunuz. Seçime doğru gidiyoruz. Özellikle Millet İttifakı cephesine baktığımızda anketlerde önde gidiyor ama birliktelik ruhu, Kuvayi Milliye'deki o birliktelik ruhunun yakalanması önemli. Kılıçdaroğlu hemen her açıklamasında bu birlikteliğe vurgu yapıyor. Bu noktada o Muharrem İnce faktörünü soracağım size ama özellikle HDP'nin eski cezaevinde bulunan eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan çok önemli açıklamalar vardı. İnce'ye oy vermek Erdoğan'a oy vermektir, dedi. Cezaevinden bir açıklama yaptı. Bir de yönetmenimizden rica edelim, oy pusulasının olduğu bir de sosyal medya paylaşımı yaptı. İki oy pusulası vardı. Yönetmenim getirecek ekranlara az sonra. Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle.
lütfen oyunu heba etme çünkü değişimin anahtarı sende paylaşımını yaptı. Değişimin anahtarı. Ne dersiniz bu yoruma? Ben katılıyorum. Şundan dolayı aslında demokraside niye sen aday oldun, oyları bölüyorsun demek demokrasiyi özümsemiş olan insanlar için yanlış bir sözdür. Söylenmemesi gereken bir sözdür. O ayrı bir mesele. Ama burada bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum çok farklı. O nedenle Bektaşi'nin meşhur bir fıkrası var. Onu bir kenara bırakıyorum ama gerçekten Türkiye'yi 21 yıldır bütün dünyada itibarsız, saygınlığını yitirmiş ve ekonomik anlamda çökmüş Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Batı dünyasında pasaportlarına vize verilmeyecek insanlar olarak kabul edilmiş bir noktaya getiren bir yapı var. Ve bu yapı sadece bizi itibarsız hale getirmedi, aynı zamanda bir haydut devlet konumuna da soktu. Bu da bizim başka bir noktadan sıkıntı duyacağımız bir şey. Ben evet bugün Recep Tayyip Erdoğan'a taşınacak, onun işine yarayacak her hareketin yanlış bir hareket olduğu düşüncesindeyim. Bir tek şey var, o da Kemal Kılıçdaroğlu'nu bütün oylarınızı orada toplamak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vererek tüm oyları orada toplamak. Nitekim bütün siyasi partiler, yani Cumhur İttifakı dışındaki 6 siyasi partinin dışında ne kadar siyasi parti varsa hepsi birleşerek ya da ittifak halinde veya masa halinde ne derseniz deyiniz farklı farklı düşüncelere sahip olmaları, milletvekili listelerini farklı farklı ortaya koymalarına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde birleştiklerini görüyoruz. Bu önemli bir konsensüs. Yani toplumsal muhalefet deriz ya biz, toplumsal muhalefetin ilk defa Cumhuriyet tarihimizde bu kadar bir araya geldiğini gözleyen birisi. Ben en azından 40 senedir bunu görmedim. Daha önce yine böyle bir durumu Ecevit'te görmüştük. İşte Dağtaş'a Ecevit yazıldı. %40'ların üzerine çıkan bir oy almıştı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde böyle bir konsensüs var. Bu çok önemli. Herkes orada. Sağcısı, solcusu orada. Sosyalisti orada. Komünisti orada. Hepsi aynı yere geliyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti için değil, sadece bölge için değil, dünya için de son derece tehlikeli bir anlayış sergilediğini ve bir ülkeyi iflasa götürdüğünden dolayı da bunun cezalandırılması gerektiğini bu ülkenin yurttaşları anlamış durumda. Dolayısıyla bu anlayışın içerisinde Demirtaş'ın söylediğini hak vermek lazım. Tam da bu noktada sizin ifade ettiğiniz gibi kimseye elbette demokrasi bilinci açısından bu seçime neden girdin diye sormak elbette doğru değil. %60 oy alacağını söylemişti. İlk turda %30, ikinci turda %60 oy desteğine sahip olduğunu ifade etmişti. Muharrem İnce, anketlere bakıyoruz. Farklı sonuçlar görüyoruz. Gençlerden destek alacak mı? En çok desteği gençler verecek denmişti ama Babala TV'de yayınlanan programda da tam tersi bir manzarayla karşılaştık. Ben şunu sormak istiyorum müsaadenizle. Bu seçime gittiğimiz dönem içerisinde Muharrem İnce'nin rolü ne olacak? Zira siz de kendisiyle görüşmüştünüz bu noktaya gelinmeden önce. Sonrasında tekrar görüştünüz mü, bilgi aldınız mı? Muharrem İnce'nin rolü ne olacak ve bir acaba bölen olarak mı hatırlanacak? Bu konudaki yorumlarınızı da almak isteriz. Bence öyle. Yani ben Muharrem İnce meselesini artık uzatmamak gerektiği, bizim cenahımızda uzatmamak gerektiği düşüncesindeyim. Zaten bir yol alınmış. Kemal Kılıçdaroğlu denizde dalgaları yara yara gidiyor. O nedenle oralara takılmamak lazım. Bence daha farklı anlayışlar. Nitekim dün gece Kemal Bey'in açıkladığı önemli bir şey var. Asıl mesele o, onların üzerinde. Recep Tayyip Erdoğan açıkça Kürt düşmanlığı yapıyor. Kürt düşmanlığı yapmak çok tehlikelidir. Bu ülkede kimlik siyaseti zaten sonunu buraya getirir. Bugün Kürt düşmanlığı yaparsınız, yarın Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanının, İşçi Partisi genel başkanının Sayın Baş'a söylediği gibi Boşnak ya da işte Hırvat
ya da işte Balkanlardan gelen tüm kökenler, onlara düşmanlık yaparsınız. Benim eşim de Balkanlardan gelen bir aileye mensup. O zaman beni de karşılarında bulurlar. Yani bu böyle böyle bir tehlike olamaz. Kimlik siyasetinin getirdiği netice budur. İlkelerden koparsanız, ideolojiden koparsanız, gerçekten halk adına, halkın ekonomisiyle, halkın sosyal yaşantısıyla, halkın siyasetiyle, halkın geleceğiyle, çocukların, gençlerin geleceğiyle ilgili düşünce ve proje üretemezseniz kimlik üzerinden siyaset yaparsınız. O da ayrışmaya neden olur. Ayrışma bir zaman sonra yabancılaşmaya, bir zaman sonra da ölüme götürür karşılıklı. Şimdi bu adamlar çok tehlikeli. Onu açıkça söyleyeyim. Bunu yapanlar bu ülkenin temeline dinamit koyuyorlardır. Bunların aslında siyasetçi olarak değil, anayasaya göre de suç olan nefret ve kin anlayışını yayan bunları ciddi bir şekilde yargılanması, yargı önünde hesap vermesi gerekiyor. Yani kelimeleri kullanarak, yumuşatarak aslında hedeflerinin ne olduğunu bildiğimiz bu hareketin artık sona ermesi lazım. Bu şekildeki siyaset yapma biçimi kalkmalıdır. Evet. Siyaset eğer ırk üzerinden, kan üzerinden yapılırsa o zaman sonu tehlikelidir. Yani ben Cumhur İttifakı'nın her bileşeninin aynı anlayışta olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı anlayışta olmasa bir araya gelemezler. Sayın partilerin hepsine, işte birisi Büyük Birlik Partisi işte Boşnaklara bilmem laf söylüyor. Öbürü Kürtlere laf söylüyor. Diğeri bilmem Araplara laf söylüyor. Dolayısıyla farklı bir yapı var. Bu yapı bizi bölmeye, bu yapı ayrıştırmaya, yabancılaştırmaya ve dolayısıyla bu bölgede kısır bir noktaya getirmeye götüren bir yargı. Bakın bir tehlikeli bir şey daha var. Milli Savunma Bakanı Kayseri'de konuşurken vur de vuralım, öldür, öl de ölelim onun gibi bir slogan atmış. Onun da zamanı gelecek dedi. Gerçi onu kastetmedim dedi ama. Şimdi oraya geliyorum. Yurttaşın, gençlerin heyecanından bilerek bilmeyerek provokasyon her şey diyebilirsiniz. Böyle sloganlar atabilir. Ama siyasetçi onun da zamanı gelecek derse o zaman bu bir provokasyon olmaktan çıkıyor. Bir plan olmasına da doğru götürüyor. Ve bunu söyleyen de Savunma Bakanı. Yani elinde silah olan bir gücün başında bulunan bir insan. Dolayısıyla bu tehlikeleri iyi görmek lazım. Bunların hepsi Cumhur İttifakı'nın içerisindeler. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmemesi gerektiğinin hepsi birer neyini açıklayayım ki? Hepsi bir garibiyet. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim Bilgi Hanım. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Deprem sırasında belki gözden kaçtı. Urfa'da, Şanlıurfa'da en son bir sel felaketi oldu değil mi? Şanlıurfa Belediye Başkanı Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenine de sordum. Evet dedi, haber hepsi bizde var. Japonya'dan dere ve nehirlerin islahı için kredi almış. Bu krediyi de sonra IŞİD'e vermiş. Bu tespit edilmiş. Bu böyle bir iddia var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Herhangi bir tekzip de gelmedi bununla ilgili haftalardır Sayın Sağlar. Yani bu haberin yalanlanması yönünde bir açıklama da gelmedi. Evet gelmedi. Bu iddia gazetede aleniyet kazandı ve buna tekzip de gelmedi. Şimdi bir, siz bir terör örgütünü bir belediye başkanı olarak destekliyorsunuz. Ve başka birilerine diyorsunuz ki yani kayyum atadığınız HDP'nin belediye başkanları belediyenin paralarını işte terör örgütüne aktardı diyorsunuz. Sizinki alenen yapmış AKP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı. Bir terörü destekleme söz konusu. Hiçbir yargı gereğini yapmıyor. Kimse yapmıyor. İki, ya o parayı sonunda sizin verginiz benim vergimden ödeyeceğiz Japonya'ya. Japonya ve hibe etmemiş ki. Borç almışsınız. Üç, selde insanlar öldü. Ölen insanların kanı ellerinde şimdi Şanlıurfa Belediye Başkanı'nın ve onun mensup olduğu partinin. Evet. Çünkü parti de ona bir şey hareket yapmamış. Dolayısıyla
Bu bile ciddi bir şekilde bir sıkıntıyı açıkça gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeme gereğini bir kez daha anlıyoruz. Peki. Bu arada şunu da bir parantez olarak not düşelim. Şanlıurfa Belediyesi'nden bu konuda bir açıklama yapılmak istenirse o açıklamayı da bu ekranlardan paylaşırız. Sayın Sağlar. Ben de çok sevinirim. Yani Cumhuriyet Gazetesi'ne sordum, tekzip gelmemiş dedi, gazetede haber kazanmış. Ben de gazete haberini aktarıyorum. Ama Şanlıurfa Belediye Başkanı bir aydan fazla bir zaman geçti. Hala bununla ilgili bir açıklama yapmış değil. Evet. Yapamıyor belki de. Yaparsa daha başka şeyler de çıkacaktır mutlaka. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Daha size sormak istediğim çok soru vardı. Şu finans kent meselesini soracaktım. Bina dikmekte biz finansın merkezi olur muyuz? Ama hemen onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Vaktimizi doldurduk. Ya, çok biliyorum süreniz doluyor. Hemen söyleyeyim. Finans kent diye 250 milyar lira para harcandığını söylüyorlar oraya. Ayrıca 50 bin kişi daha İstanbul'a, yani onların beraberinde 2 milyona yakında insan taşıyacaklar. Zaten her 6 kişiden birisi İstanbul'da yaşıyor Türkiye nüfusunda. İstanbul artık yürünmez, gidilmez, suyu bulunmaz bir yer haline dönecek. Böyle bir şey Türkiye için en büyük zarardır. Evet. Oradan Türkiye kurtulmaz, aksine oradan Türkiye büyük yaralar alır. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Fikri Sağlar'la bu bölümde birlikteydik. Ben teşekkür ederim. Ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir Gün Gazetesi yazarı ve